Sayın seyirciler, Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatları Konfederasyonu Başkanı Sinan Turhan bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Erzincan'a gelen Konfederasyon Başkanı Sinan Turhan ilk olarak Terziler ve Konfeksiyoncular Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Erzincan Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muammer Avcı'yı ziyaret etti. Terzi esnafını dinleyen Başkan Turhan yapmış olduğu açıklamasında birçok vilayete gidiyoruz. Bugün de Erzincan'dayız dedi. Efendim biz Türkiye genelinde her vilayete gidiyoruz. Birçok yöreye de gittik. Ege'ye, Marmara'ya, oralara da gittik geldik. Pandemi sonrası esnafı sıkça ziyaret etmek var. Dertlerini dinlemek var. Pandemi nedeniyle de bir yere çıkamadık. Haklı olarak insanlar birbirine diyaloğunu kopardı. Bu anlamda da işte biz de koparmayalım, piyasadan kopmayalım anlamında tüm Türkiye'yi geziyorum. Esnaf ve sanatçıların derdini dinliyoruz. Odalarımızın derdini dinliyoruz. Erzincan'a da bu mimar üzerine geldik. Yani tüm Türkiye'de gördüğümüz manzara esnaf kendisini hala toparlayamadı. Yani yapılan desteklerin bir müddet daha devam etmesini istiyoruz. Gerçekten 1,5 yılın, 2 yılın birikintisi öyle 1 ayda, 2 ayda geçecek gibi değil. Devletten biz ne istedik? İşte yapılandırma istedik. Yani üzülerek söylüyorum. Yapılandırmada bir arkadaşımızın belgesi elimde. Şu an yanımda değil ama belgesi bende. Dinleyen belgeyi gönder dese gönderirim. 6 milyarlık bir borcu, bugün olan 6 milyarlık borç, yarın öderse 9 milyar civarında ödeyecek. 3 milyar faiz. Yapılandırma yaparsa 39 milyar ödeyecek. Ya bunun adı yapılandırma değil, yıkımdır bu. Ya bu 6 milyar ödeyememiş bir esnafa, sen nasıl olur 39'unu alırsın? Zaten 6 milyarını ödeyemiyor bu adam. Bu nedenle devlet yetkilileri bunu tekrar gözden geçirmesi lazım. Yani aldatıyorlar mı insanlar birbirlerini, ne yapıyorlar? 6 milyarlık borç 39 milyar olur mu ya? Belgeli bu, Maliye Bakanlığı çıktısını aldım ben. Elimde duruyor. Ha şimdi devlet yetkilileri bu işe gene bir el atsın, bir baksın. Böyle 6 ayda, 3 ayda, 5 ayda esnafın sorunu bitmez. 2 yılın birikintisi hala esnafımız inim inim inliyor. Biz bazı sektörler var onlar işte. Gelinlik sektörü gibi, düğün salonu gibi, işte kuaförler gibiler biraz rahat erişti ama diğer meslek gruplarına yansıyan bir yan yok. Bizim terzilere yansımıyor, tuhafcılara yansımıyor. Şimdi ben geldiğimde, benim mesleğim de aynı zamanda terzi. Bakıyorum, görüyorum, biliyoruz insanları. Bu yönden bu desteklerin bir süre daha devam etmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk yapılan kongrede güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Erzincan Barosu'nda olan genel kurulunda avukatlar sandık başına gitti. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede 183 avukat oy kullandı. Oyların 110'unu alan Adem Aktürk yeniden baro başkanlığına seçildi. 25 Eylül günü baromuzun seçimli olan genel kurulunu gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızın çok büyük teveccühüyle üst üste 3. kez baro başkanlığı görevi tarafıma verildi. Ben bana oy veren, oy vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım geçmiş dönem yönetim kurulu, disiplin kurulu ve diğer tüm arkadaşlarıma da çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yeni seçilen arkadaşlarımızla beraber baromuz için yeni şeyler yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Tekrardan seçim sonuçları hayırlı olsun. Ben nezaketiniz için size ve tüm basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Erzincan, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan, Muhtarlar Konfederasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilerek güven tazeledi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Tekcan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 4. olan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilerek güven tazeledi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuzun 4. olan kongresine iştirak etmek için Ankara ilindeydim. Kongremiz Necmettin Erbakan Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'deki muhtarlarımızın iştirakiyle yapılmıştır. Ben Erzincan'ı temsilen orada bulunduğumdan dolayı Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçilmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana tebliğ eden Sayın Genel Başkanımız Bekir Aktürk'e ve
delege arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Can Erzincan'ımızı ve Erzincanlı muhtar arkadaşlarımızı Ankara'daki yönetimde temsil etmekten gurur ve onur duyarım. Bizler Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu olarak Türkiye'nin bütün illerinde faaliyet göstermekteyiz. Bu illerimizi defaten ziyaret edip o ildeki genel problemleri tartışıyoruz. Türkiye'nin gündemi tartışıyoruz ve ayrıca muhtarlıklar kanunu, muhtarlıklara verilecek sosyal hakları tartışıyoruz. Bir rapor halinde hükümetimize sunuyoruz. Hükümetimiz de bunların içerisinde bizlere karşı ne yapabilir, nasıl edebilir onları şey yapıyor, değerlendirmesi yapıyor. En son Ankara'daki toplantımıza iştirak eden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bizlere vermiş olduğu müjdeler var. Muhtarların seçim birleşik oy pusulası yapılması için bir teklifte bulunmuştuk daha önceden. İçişleri Bakanımızın da söylemesi doğrultusunda bu kanun teklifimiz Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na inmiş durumda, en kısa sürede yapılacak. Ayrıca muhtarlarımızın izin hakları yoktu. Muhtarlarımıza izin hakkı verilmesi için bir teklifimiz vardı. Bunlar da gündemimizde. Ayrıca bayan muhtarlarımızın, genç bayan muhtarlarımızın doğum esnasında izin hakları yoktu. Bunlara izin talep verilmesi için tekliflerimiz bulundu. Bunlar da gündeme alındı. Muhtarlarımızın genel konular üzerindeki problemleri de hükümetimize dile getirdik. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ayrıca bizlere destek olan muhalefet parti liderlerine de mecliste 600 tane milletvekili bulunan bütün meclisteki görev yapmış milletvekillerine de bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Erzincan İl Müftülüğü uzman vaizi Aydın Öçalan yapmış olduğu konuşmasında Müslümanların camilerde toplanıp Allah'ın adının anıldığı ve ibadetle geçirildiği yer olduğunu söyledi. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün sizlerle cami ve din görevlileri ve yine biliyorsunuz önümüzdeki bugün itibariyle başlayan 1 ve 7 Ekim tarihler arasında her sene icra etmiş olduğumuz Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bu senenin konusu da olan camiler, din görevlileri ve vefa konusuna işaret etmeye çalışacağız. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hayat boyunca baktığımızda her insanın, her milletin hayatında mutlaka bir mabet anlayışı vardır. Evet, burada bizler İslam tarihinin ilk anından itibaren baktığımızda mescit adıyla başlayan ve daha sonra cami olarak da devam eden ve Müslümanların buluşma yeri, toplanma yeri olan ve burada Allah'ın adının anıldığı, Allah'a ibadetle geçirildiği mekanların bulunduğunu biliyoruz. Bu mekanlar hayatımıza yön veren, hayatımızın her anında bize en güzel ışık saçan ve bizi dünyanın o cazibelerinden kurtararak esas yurdumuz olan ahirete hazırlayan en güzel nimetlerden ve en güzel yerlerden bir tanesi. Bunun için Rabbimizin bize vermiş olduğu o imtihan ve o imtihanın içerisinde mabedin Allah'ın bize vermiş olduğu ilk mekandan yola çıkarak burada İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mübârekan ve huden lil âlemîn. Şüphesiz insanlar için ilk kurulan ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Bu ayet-i kerimeden de yola çıkarak Kâbe'nin bizler için rahmet ve hidayet kaynağı olduğunu ve Kâbe'nin şubeleri olan mescitlerimizin de bizim hayatımızda en önemli dönüm noktaları olduğunu unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kendisine sorulan bir soru üzerine ilk bina edilen yerin Mescid-ül Haram olduğunu bize haber veriyor ve camiler Allah'ın adının anıldığı, birlik ve beraberliğin içerisinde yerine getirildiği Allah'ın en kutsal mekanıdır, ibadet yerleridir. Mimar
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş, şehit uzman çavuş Fırat Kılıç'ın babası Özer Kılıç'a doğum günü pastası sürprizi yaptı. Erzincan merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş, şehit uzman çavuş Fırat Kılıç'ın babası Özer Kılıç'a doğum günü pastası sürprizi yaptı. Duygu dolu anlar yaşayan şehit Fırat Kılıç'ın babası Özer Kılıç, "Ben 60 yıldır böyle bir şey görmedim. Muhtarımız sağ olsun beni duygulandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi. Sizin doğum gününüzü, doğum gününüzde bir sürpriz yapalım dedim. Çok teşekkür ederim. Allah'ım hayırlı uzun ömürler, ailenizle beraber yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin. Buyurun teşekkür başkan. Ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum ya. Vallahi çok memnun oldum ya. Hiç 60 yaşına girdim, hiçbirine daha ilk defa böyle bir doğum günü parçası. Arkadaşlar Allah razı olsun. Sizleri seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizleri seviyorum. Mutlu gününüzü hatırlatarak sizlerin de yanınızda bulunduğum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet abi, neler söyleyeceksin? Mahalle muhtarımız, mahalle muhtarımız şehit ailesi olarak size bir doğum günü sürprizi yaptı. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Ben 60 yıldır böyle şeyler hiç görmedim. Muhtarımız sağ olsun düşünmüş, yapmış. Allah binlerce razı olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisine seviyorum. Allah razı olsun. İyi oldu, moral oldu bana. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyler düşündükleri için. Hepsine teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun, teşekkür ederim. Evet, muhtarım siz neler söyleyeceksiniz? Mahallede böyle çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz. Ya biz genelde evet böyle yapıyoruz. Kimsesizler, engelliler, yaşlılar. Bugün de şehit ailesi olarak Özel abimizin dedik bir doğum gününü kutlayalım. Onları da unutmadık. Onların da mutlu günlerinde yanında bulunalım dedik. Böyle bugün etkinlikleri yapıyoruz. Devamında yapacağız inşallah. Biz her şeyimizi mahallemiz için... Biz mahallemizin yeri geliyor, anası babası hamal oluyoruz. Biz mahallemizin her zaman emrinde ve hizmetindeyiz. Erzincan Belediyesi sokak hayvanlarına yemleme çalışması yapıyor. Dünya genelinde her yıl 4 Ekim hayvanları koruma günü olarak kutlanırken Erzincan Belediyesi bu anlamlı günde şehir genelinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptı. Gerçekleşen çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Taceddin Paçacı, "Erzincan'ımızdaki sokak hayvanlarını besleme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda herkes kapısının önüne bir tas su bıraksın." diye konuştu. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu konu çerçevesinde Erzincan'ımızdaki bulunan sokak hayvanlarını besleme çalışması yapıyoruz. Erzincan halkımızdan tek isteğim, lütfen herkes kapısında bir tas su bıraksın. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, sahiplenelim. Bunlarla beraber yaşamaya alışmamız lazım. Lütfen yardımcı olalım. Erzincan'da yaz mevsiminin son mahsulü turşuluk ürünler pazarlardaki yerlerini almaya başladı. Erzincan'da vazgeçilmez olan ve kış mevsiminde sofralarda eksik olmayan turşunun soğuk algınlığına karşı koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve kan şekerini dengelediği biliniyor. Bu nedenle kış sezonuna hazırlık yapan Erzincanlı vatandaşlar pazarları dolaşarak en iyi turşuyu kurmak için kolları sıvadı. Kornişon, acur, fasulye, biber gibi sebze alışverişi yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını memnun etti. Havaların yavaş yavaş soğuması ve sonbahar ayına girilmesiyle birlikte pazarda yerini alan sebzelerin fiyatı ise kornişon 10 ila 15 TL arasında, acur 7,5 TL, fasulye 10 TL, lahana 15-20 TL arası, biber 5 TL'den alıcı buluyor. Konuşuyor. Lahana ne kadar? 7,5'a var, 10'a var. Lahana 15'e var, 20'ye var. İşte böyle. Nasıl satışlar, iyi mi? Elhamdülillah. Çok şükür. Ne kadar lahana? Lahana 10'a, 15'e kardeş, bedava buyur. Bedava, turşuya, sarmaya.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuraklık dolayısıyla verim kaybı yaşayan çiftçilere tohum desteği verdi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sertifikalı tohumları geliştirmek ve kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek olmak amacıyla il merkezinde 250 ton buğday, 50 ton arpa ve ilçelerde 50 ton beşli karışım yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. %75'ini Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanan projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Üreticiler burada yapılan başvurular neticesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2418 sayılı Erzincan Tarım Kredi Kooperatifine giderek yem bitkisi tohumlarını teslim alıyorlar. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yapılan desteklemeler hakkında bilgiler verdi. İl müdürlüğümüzce sertifikalı tohumların yaygınlaştırması projesi kapsamında ilimiz genelinde geçen yıl 375 ton buğday tohumu ve 38 ton yonca tohumu dağıtmıştık. Bu yıl itibarıyla da yüzlük arpa, buğday ve beşli karışım tohumu dağıtıyoruz. Bunun %75'i Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanmakta olup %25'i vatandaşlarımızca karşılanmakta. İl merkezinde, merkez ilçemizde 250 ton buğday, 50 ton arpa ve 50 ton da ilçelerimizde beşli karışım yem bitkisi tohumu dağıttık. Burada amacımız hem sertifikalı tohumları geliştirmek hem de özellikle bu sene ülkemizde meydana gelen kuraklıktan dolayı vatandaşlarımızın görmüş olduğu zararları bir nebze olsun tohumluk vererek karşılamak için bu projeyi gerçekleştirdik. Burada özellikle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza da hemen hemen hepsine mümkün olduğunca tohumu vermeye çalışıyoruz. Türkiye Muhtarları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Tekcan, vatandaşlara aşı vurulması hakkında tekrar çağrıda bulundu. Teşekkür ederim bu imkanı bize tanıdığınız için. Bizler pandemi döneminin gizli kahramanlarıyız. Bunu devlet büyüklerimiz de idrak ettiler, söylediler. Teşekkür ederiz onlara bize verdiği değerlerden dolayı. Pandemi döneminde mağdur olan insanlarımıza, yaşlılarımıza, hasta olanlarımıza evlerinde her türlü imkanını karşılama fırsatı doğdu bizlere. Biz de bunları değerlendirerek evdeki yaşlı insanlarımıza, hasta insanlarımıza yardım etmek zorunda kaldık. Yardım da ediyoruz. Fakat devletimizin vermiş olduğu imkanları yanlış yere kullanan insanlarımız da var. Maalesef, lütfen bunları yanlış yerlerde değerlendirmeyelim. Devletimiz büyüktür. Devletimizin eli kolu her yere yetişir. Ayrıca devletimiz büyük olduğunu söylemiştim. Lütfen aşı olalım. Aşı olmayanlara da aşı olduralım. Çünkü her şey aşıdan geçer. Aşı olalım. Devletimize yardımcı olalım. Muhtarlarımıza yardımcı olalım. Desteğinizden dolayı herkese teşekkür eder, saygılar sunarım. Camilerde Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Cami-i Kebir İmam Hatibi Adem Koçatürk yapmış olduğu sohbet programında "Camiler yaşlılarla güzeldir, çocuklar ve gençlerle ise mükemmeldir" diyerek açıklamalarda bulundu. 1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak idrak edilmektedir. Camiler İslam medeniyetinin önemli mekanlarındandır. Buralarda insanlar birlik ve beraberlik, yine beraberce secde etme ve dua etmenin büyük mutluluğunu ve sevincini yaşadığı mekanlardır. Bir de bu mekanlarda görev yapan, toplumumuzun doğumuyla başlayan, ölümüyle biten, hayatın her noktasında onların yanında olan din görevlileri arkadaşlarımız vardır. Dolayısıyla bu hafta camiler ve din görevlileri olarak kutlanmaktadır. İkisi birbirinden ayrı düşünülemez. Camilerimizin toplumumuz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Buralar sadece ibadet edilen mekanlar değildir.
birçok ilmi bilginin öğrenildiği, beraberce kaynaşmanın yaşandığı mekanlardır. Bu görev yaparken geçmiş yıllarda yaşadığım bir hatıramı, cami içerisinde yaşanmış olan bir hatıramı sizlere aktarmak istiyorum. Yaz kursunda çocuklar okuturken teneffüs arası verdiğimizde iki tane çocuğun camide çok farklı şekilde koştuklarını gördüm. Bunları tabii o arada ailesinin de camiye geldiğini gördüm ve sordum. Dedim ki bu çocuklarımız burada çok değişik şekilde koşmaktadırlar. Bunların sebebini öğrenebilir miyiz? Şimdi bize verdiği cevap çok manidar. Hocam bu çocukları bu camide niye böyle koşturuyorsunuz, niye müsaade ediyorsunuz diye sordum da ben evde böyle ortamları bulamadıklarını, eşyalardan rahat hareket edemediklerinden dolayı çocuklarımız camide kendilerini daha rahat, mutlu hissetmektedirler. Dolayısıyla biz onların burada koşmalarından hiç rahatsızlık duymuyoruz ve gördüğüm kadarıyla bu çocuklarımız hem kursumuza hem de camilere gönüllü, mutlu bir şekilde geldiklerini fark ettik. Bu da benim zihnimde cami çocukla güzeldir, gençle güzeldir, yaşlıyla daha mükemmeldir. Dolayısıyla camiler bizim toplum nazarında önemli mekanlardır. Bu arada 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevler Haftası olması münasebetiyle rahmeti rahmana kavuşmuş görevlilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olup emektar olan din görevlerine de sağlık, sıhhat, afiyetler Cenab-ı Allah'tan ihsan diliyorum. Yine bu vazifeyi yapan kardeşlerimize de mutlu, huzurlu bir görevi, cami görevini Rabbimden niyaz ederek haftalarında tebrik ediyorum. Erzincan Belediyesi şehir merkezindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki mahalle, cadde ve sokakları temizlemek için temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama alanı oluşturmak adına sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni sanayi sitesinde site içi tahrip olan yollara ve yeni yapılan iş yerlerine 7200 metrekare alana toplamda 950 ton ve galericiler sitesine 6500 metrekare alana toplam 900 ton asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmalar hakkında bilgi alarak esnafla bir süre sohbet ederek sanayi sitesinde asfalt ihtiyacı olan her alanda çalışmalarımızı tamamlayarak esnaflarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Tüm sanayi esnafımıza hayırlı olsun dedi. Güney, Nurgül tabii ki güzel bir gün. Burayı demişler. Erzincan merkezde bulunan 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı Astsubay Ordu Evi'nin bahçesinde bulunan depoda yangın çıktı. 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı Astsubay Ordu Evi'nin bahçesinde bulunan depoda edinilen bilgilere göre henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. 112'ye ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden kontrol altına aldılar. Meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Erzincan'da geçtiğimiz günlerde merkezde bulunan Gülabi Bey Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Hırsızlık yapılan iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde hırsızın önce motosikletiyle kısa bir keşif yaptığı, ardından çaldığı demir malzemeleri motosikletin terkisine yükleyip olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Polis ekiplerince takibi alınan şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan YT cezaevine gönderildi. Hırsızlık yapılan iş yeri sahipleri ise emniyete müracaat ettik. Sağ olsunlar geldiler, kamera kayıtlarına baktılar ve hırsızı bulduklarını söylediler. Erzincan'da demircilik yapıyorum. Bu hırsız arkadaşlar ortalama bundan bir 5-10 gün önce haftanın 7 günü buradan bir şeyler götürmek kaydıyla sürekli bir şeyler götürüyorlar. Aa, biz ne zaman farkına vardık? Burada bir tane pikabımız vardı. Onun kapağı da buradaydı. Sabahleyin kapağı takacağımız zaman buranın soyulduğunu anladık. Sonra kamera kayıtlarımıza baktık. 5 gün, 4 gün, işte 7 gün öncesine kadar vatandaş sürekli her gün bir şey buradan çaktırmadan alıp alıp gidiyormuş. Yan komşuya baktık. Başka bir kamera görüntüsünde. Aynı keza onun da. Bir yana baktık. Aynı keza onun da. Fark edilmeyecek şekilde. Ama biz ne zaman farkına vardık? İşte o kapın kapağını takacağımız zaman farkına vardık. Buradan çaldılar. Burada dizilirdi. İpene demirler. Kendi kaldırabileceği kadar olanları aldı gitti. Şimdi küçüklerini korkudan aldık içeri. Daha kapta bırakmıyoruz. 30 senedir bu demir işini yapıyorum. Demir doğrama, çelik çatı işlerini yapıyorum. Dışarıda imalat yapıyorduk. Orada malzemelerimiz duruyordu. Bir gün sabahtan geldik ki malzemelerden belirli bir bölümü yok. Aramaya başladık. Ondan sonra komşuların da olmadığının farkına vardılar. Emniyete müracaat ettik. Sağ olsunlar geldiler. Kamera kayıtlarına baktılar. Komşunun kamerası vardı. Baktılar. Kamera kayıtlarından çalan arkadaşı buldular. Şu an tutuklu kendisi. Biz de duruşmayı bekliyoruz. Bir hafta boyunca sürekli almış. Ufak ufak taşıyabildiği kadar almış götürmüş. İşte ondan sonra biz de emniyete müracaatımızı yaptık. Emniyette gerekeni yaptık. İlk başta fark etmediniz değil mi abi? Hayır. İlk başta fark etmedik. Az az aldığı için fark edemiyorduk. Memur Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül yapmış olduğu açıklamasında okulların personel ihtiyacı karşılanmalı. Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir dedi. Eğitim Birsen Erzincan Birnoğlu Şube Başkanı, Memur Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında okulların personel ihtiyacı karşılanmalı. Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir dedi. Eğitim öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır. Eğitim öğretimin uygun şartlarda hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işleri dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından vazgeçilemez nitelikteki hizmetler okul aile birlikleri tarafından veya toplum yararına program kapsamındaki
geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür. Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülmemekte, her eğitim öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine, yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idare-i maslahata ve ödenek yoksulluklarına kurban edilmemelidir. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir. Erzincan'da 543 adet tarihi eser ele geçirildi. Erzincan'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda farklı yapıya sahip toplamda 543 adet tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Tercan uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada 444 adet sikke, 23 adet yüzük, 61 adet obje, 10 adet ok ucu, 1 adet bilezik, 1 adet halka, 1 adet küçük haç, 1 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet kılıç olmak üzere toplam 543 adet tarihi eser ele geçirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı açılış töreni Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2021-2022 yılı akademik açılış töreni Binali Yıldırım'ın katılımı ile yapıldı. Üniversitenin Yalnızbağ yerleşkesi Profesör Doktor Erdoğan Büyük Kasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 24. dönem Erzincan Milletvekili Sabahattin Karakelle, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, üniversite üst yönetimi, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, dekanlar, müdürler, akademik personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninde doktor öğretim üyesi Saadet Kösreli Karadağ ve doktor Kerim Baki Kalan müzik dinletisi yaptılar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri adına Esra Şahin bir konuşma yaptı. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Üniversiteler kuşakları yetiştiren, şekillendiren kurumlardır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de insan merkezli, bilim ve akla esas alan, evrensellik ve çağdaş eğitim anlayışını benimseyen bir misyon edinmiştir.
Daha sonra konuşma yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, 2021-2022 akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyük emeklerle büyüttüğümüz çocuklarımızın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliriz. Üzerine titrememiz gerekir. Hiç hata yapmaya da gelmez. Şimdi bizim de tam böyle bir genç üniversitemiz var. Pek değerli. İstikbalinin çok parlak olacağına inanmıyoruz ve kendisinden çok şeyler beklediğimiz. Bu beklentilere cevap vermek için onu çok iyi yetiştirmekle mükellef olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla çok zor bir görev üstlendiğimizin farkındayız. Bu görevi hakkıyla yapabilmek en büyük temennimiz, en büyük duamızdır. Sayın Başbakanım, Erzincan birçok doğal değerlerle ve güzelliklerle nimetlendirilmiş ve taşlandırılmış bir ilimizdir. Erzincan'da, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tarım, sanayi ve sağlık sektörüne katkısı gibi birçok beklentisi var. Bunu biliyoruz. Bu beklentileri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha sonra konuşma yapan iş insanı Aydın Doğan, Erzincan'a yaptığı hizmetleri anlatarak "Erzincan benim, ikinci memleketim Erzincan'ı ve Erzincanlıyı çok seviyorum. Lise yıllarım Erzincan'da geçti" diye konuştu. Binali Yıldırım Üniversitesi'nin mütevelli heyet üyesi Aydın Doğan olarak sizlere karşı doğmaktan çok mutlu olduğumu söyleyerek sohbetimize başlıyorum. Ben Aslan Gümüşhane, Kerkit doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Kerkit'te, lise eğitimi güzel şehirde, Can Erzincan'da tamamladım. Gençliğim, heyecanım, güzel günlerim hep bu şehirde geçti. Erzincan benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Bugün size bu üniversitenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmak istiyorum. Bir anımı da bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Sömestr tatilinde annemi görmek için Kerkit'e gitmek istedim. Bir haftalık sömestr tatili vardı. Fakat kış, kar, yollar kapalı, hiçbir vasıta çalışmıyor. Biz dört arkadaş Kılır köyünde at kiralayarak Akdağ'dan aşarak Kerkit'e gitmeye karar verdik. Akdağ'da tipiye yakalandık. Tipi bizi bir o tarafa götürdü, bir tarafa götürdü. Dolma tehlikesi getirdik. Neyse ki atların sahipleri bizi bir tarif tipiden kurtardı. Ve Kerkit'e 16 saat sonra götürdüler. Ama hepimiz dolma tehlikesi getirdik. Şimdi o günlerle, bugün Erzincan'a bakıyorum, bugünkü ortama bakıyorum. Nerelerden nerelere gelmişim, onu görüyorum. Erzincan Valisi Mehmet Makas ise yapmış olduğu konuşmasında akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Erzincan'ımızı ve hemşerilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı ve yoğun programına rağmen teveccüh ederek aramızda bulunan Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Acımızda, kederimizde, neşemizde hep yanımızda olmasından dolayı da büyük bir övünç duyuyoruz. Yine üniversitemizin modern bir görünüme kavuşması, yeni bölümlerin açılması, yerleşkemizin bu şekilde güzel bir hal alması noktasında da Sayın Başbakanımızın her zaman vermiş oldukları destek ve yanımızda durmalarından dolayı da minnettarlığımızı tüm ilimiz adına zat-ı'alilerine burada arz ediyorum. Üniversitemiz büyüyen, gelişen, şehrimize değer katan, adeta şehrimizin, kentimizin vizyonu olan bir müessese. Sadece akademik bir kurum değil, akademik eğitim veren bir kurum değil. Sayın Rektör Hocamız biraz önce hazırını arz ettiler. Hem tarımda, hem sanayide, hem vilayet yönetiminde, hem belediyede, yerel idarelerde desteğini bizden esirgemeyen, adeta şehirle hemhal olmuş, şehrin markası haline gelmiş bir üniversite.
Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, şu anda bilgi en büyük güçtür. Bilgi dünyadaki en büyük iktidardır. Onun için akıl terine, bilgiye daha çok yatırım yapmamız lazım diye konuştu. Değerli öğrenciler, değerli hemşerilerim, bugün akademik yıl açılışında beraberiz. Aslında salı günü biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız milletin elinde külliyede 207 üniversitemizin akademik yıl açılışını gerçekleştirdi. Ve o açılışta biz de var. Gerek üniversitelerimizin bugüne kadar geldiği noktayı, gerekse bundan sonraki hedeflerimizi en güzel şekilde özetledi. Kısaca hatırlatmakta yarar var. İnsan hafızası nisyan ile mağlurdur derler. Onun için şöyle kısa 20 yıllık üniversite serüvenimizin bir özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu aldığımız andan itibaren üniversite sayımız sadece 76 idi. Vakıf ve devlet üniversiteleri dahil olmak üzere. Bugün itibariyle hamdolsun 207 üniversitemiz var. Her ilde üniversitemiz var. Bazı büyük şehirlerimizde tabii ki çok daha fazla üniversitemiz var. Mesela İstanbul'da 60 üzerinde üniversitemiz var. Üniversite sayısında artış olunca doğal olarak öğretim görevlileri sayısında da bir artış gerçekleşmesi gerekiyor. 70 bin akademik personel 70 binden 180 bine çıktı. Aynı dönemde üniversiteye giden öğrenci kardeşlerimizin sayısı da 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine çıktı. 8 milyon 400 bin ne anlama gelir diye merak ederseniz onu söyleyeyim. Dünya üzerindeki 54 ülkenin nüfusundan fazla. Değerli konuklar, üniversite çağındaki gençlerin liseyi bitirdikten sonra üniversiteyle tanışabilenlerin oranı sadece %15'tir. Bugün bu oran %45'in üzerine çıkmıştır. Evet, daha güzel tarafı da bu öğrencilerimizin, üniversiteye başlayan öğrencilerimizin yarısından fazlası kızlarımızdan oluşmaktadır. Bu da bizim için bir gurur vesilesidir. Evet, tabii sadece kendi ülkemizin gençlerine imkan sağlamıyoruz. Aynı zamanda coğrafyamızdan, tarihi geçmişimiz, bağlarımız olan ülkelerden ve Avrupa ülkelerinden de misafir öğrencilerimiz var. Bunların sayısı da 230 bini aşmış durumda. Erzincan'da bu sayı bu sene rektör hocamızın ifade ettiği gibi bine yaklaşır. Misafir öğrenci olmak çok önemli. Ben de bir başka ülkede öğrencilik yaptım. Üniversiteyi bitirdikten yıllar sonra yabancı dil öğrenememiştim.
hep içimde bir uhde. İki çocuk, üç çocuk evde. Semih Hanım'a onları emanet ettim ve 40 yaşında gittim üniversite okudum. Sadece bu üniversite yabancı dil eksikliğini gidermek için. Gittiğim üniversite İsveç'te Dünya Denizcilik Üniversitesi. 105 değişik ülkeden gelen arkadaşlar var. Onlarla tanıştık, onlarla kaynaştık. Şimdi o ülkenin önemli konumlara gelmiş insanlar birçok. Dolayısıyla 105 ülkede doğrudan temas kuracağımız, bir derdimiz olursa paylaşacağımız, bir sorunumuz olursa çözeceğimiz arkadaşlarımız var. İşte burası da bir eritme potası. Buraya geliyorsunuz, eminim ki Türkiye'nin doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden, her yöresinden gelen genç öğrenci kardeşlerimiz var. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen kardeşlerimiz var. Bu yıllar çok güzel yıllar. Bu yıllar sizin hayatınızın altın yılları. Burada dostluklar kuracaksınız. Burada kardeşlikler edineceksiniz. Burada çok güzel hatıralarınız olacak. Biz Erzincanlı olarak çok mutluyuz. Sizin gibi gençleri Can Erzincan'da evinizden uzakta bir ev sıcaklığında bulunmanızı bizim için en büyük mutluluk. Yapılan konuşmaların ardından program Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Akademik Ödül Töreni ile sona erdi. Hediye takdimi için gelen iş insanı Sayın Aydın Doğan Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakan. Sayın Başbakan. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Refahiye ilçesinde annesinin adının verildiği Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde Refahiye ilçesinde iki bölümle eğitim öğretim vermeye başlayan ve bir hayırsever tarafından binası yaptırılan Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılışı yapıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, iş adamları, siyasetçiler, akademisyenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, açılışı yapılan Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler aktardı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun binasının açılışına hoş geldiniz. Bugünü bizlerle paylaşma nezaketine gösteren Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve ailesine teşekkür ediyor. En derin saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlimize ve üniversitemize teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım katılımları ile Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun resmi olarak ismini alma süreci tüm dünyada süregelen pandemi nedeniyle biraz gecikmiş olup 2018'de eğitime başlayan okulumuzun bugün açılışını yapma bizlere nasip oldu. Kıymetli misafirler, 2016 yılında Erzincan Valiliği, Refahiye Kaymakamlığı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında düzenlenen protokol çerçevesinde iş insanı Sayın Özcan Halaş'ın nakdi bağışıyla yaptırılan Bahar Yıldırım
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018 yılında tamamlanarak öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Toplamda 3046 metrekare kapalı alan sahip olan yüksekokulumuz bir seminer salonu, 8 sınıf, bilgisayar laboratuvarı, tasarım atölyesi gibi öğretim ortamlarının yanı sıra kütüphane, yemekhane gibi öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlara da sahiptir. Defa-i Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda çocuk gelişimi ve tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik olmak üzere iki bölüm hizmet vermektedir. 6 öğretim elemanının görev yaptığı yüksekokulumuzda 233 tane öğrencimiz bulunmaktadır. Tüm alanlarda olduğu gibi özellikle sağlık alanında da daha ileriye prensibiyle hareket etmeyi amaçlamaktayız. Bu açıdan okulumuzun sağlık sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağını en iyi şekilde hazırlayacağına, bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle binamızın yapımında katkısı olan başta hayırsever iş insanı Sayın Özcan Halaç'a, Erzincan Valiliğine, Vefaiye Kaymakamlığı'na şükranlarımı sunuyorum. Yüksekokulumuzun ismini taşıyan merhum Bahar Yıldırım hanımefendiye de Allah'tan rahmetler diliyorum. Vefaiye Bahar Yıldırım Meslek Yüksekokulumuzun üniversitemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Tekrar bu özel günümüzde aramızda bulunan Sayın Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye ve ailesine, siz değerli misafirlerimize en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Daha sonra yüksekokulun binasını yaptıran hayırsever iş adamı Özcan Halaç kısa bir konuşma yaparak neden Refaiye'de bunu yaptıklarının hikayesini anlattı. Binali Yıldırım Halaç'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Son olarak kürsüde hitap eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, kendisi lisedeyken 37 yaşında hayata veda eden annesinin adını andığı anlarda duygulandı. Öncelikle Özcan Halaç Bey'e şahsımla ilgili söylediği nazik güzel sözler için teşekkür ediyorum. Bunlara layık olmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Maşallah Özcan Bey hükümetliler kadar hükümetli olmuş. Buradaki hemşerilerimizin çoğunu tanıyor isim isim. Artık hemşerliği hak etti. Çakmak. Bunun bir sorumluluğu olması lazım. Evet. Öncelikle Rabbim hayrımızı kabul etsin. Bir Çin atasözü var, der ki eğer bir yılı hedefliyorsanız ağaç dikin, tohum ekin. 10 yılı hedefliyorsanız ağaç dikin, 100 yılı hedefliyorsanız insan yetiştir. Bu güzel okulda, Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda insanlarımız, sağlık insanlarımız yetişecek. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu şu 1,5 yıl içerisinde hep beraber gördük, yaşadık. Topu topu yarım gramı geçmeyen bir mikrop bütün dünyayı dize getirdi. Hiçbir teknoloji, hiçbir zenginlik bunun üstesinden gelemedi. O yüzden biz şehir hastanelerini yapınca amansız şekilde bizi yerden yere vuranların şimdi kulağı çınlasın. O şehir hastaneleri eğer olmasaydı Türkiye bu korona belasının bu kadar hafif atlatamazdı. Birçok ülkede acil servisler çöktü, hizmet veremediler. Ama biz elhamdülillah bütün vatandaşlarımızın tedavisini yapmanın yanı sıra 156 ülkeye de elimizi uzattık, destek verdik, onların yardımlarına koştuk.
O yüzden burada yetişecek sağlık meslek sahibi insanlarımız, kızlarımız, erkek sağlık memurlarımız ülkemiz için, ülkemizin sağlıklı nesilleri için çok güzel hizmetlere vesile olacaklar. Onlara bu güzel, şirin mekanı sağladığı için tekrar Özcan Halaç Bey'e de teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek okul katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Sınıflarda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım kısa bir süre sohbet etti. Evet. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refaiye Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne dersiniz? Rahatsız olun. Gelişim psikolojisi dersiniz. Ne? Gelişim psikolojisi. Gelişim psikolojisi. Evet. Çok ihtiyacınız var. Evet. Çocuklar için değil mi? Çocuklar için. Genel için. Evet. Genel olarak. Sıkılaşar çağırıyor. Ben yeni başladım. İkinci yıl. İlk yıl olan var mı? Volkan geç hafta. Refaiye'yi biliyorsun. Yeni görüyoruz. Memleket ne? Urfa. Biz de her tarafı var. Zeynep.